Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber taze bakla yemeği yapacağız. Kilo kadar taze baklam var. Güzelce yıkadık. Bunları şimdi taze fasulye ayıklar gibi şu iki tarafındaki kılçıklarını bıçakla alacağız. Taze fasulyeyi temizler gibi aynı şekilde baklalarımızı temizleyip limon ve birazcık bir tatlı kaşığı un attığım suyun içerisine bunları temizlemiş olduğum baklaları içerisine atıyorum ki kararmasınlar. Bakla nasıl ayıklanıyor? Bir tane göstermek istiyorum. Baş kısmından bıçakla kestiğimiz kısımdan aşağı doğru çektiğimiz zaman bakın kılçığı çıkıyor. Bu şekilde. Yine diğer tarafını da bıçakla alalım ve aşağı doğru çekelim. Evet, bu kılçıklarını aynı taze fasulyeyi temizler gibi temizleyelim. Ve baklamızı, temizlediğimiz baklamızı 3'e bölelim. Ve bölmüş olduğum baklamı limonlu ve unlu suyun içerisine atıyorum ki kararmasın. Evet, bu şekilde diğer baklalarımı da ayıklayıp unlu limonlu suyumun içerisine atıyorum. Yarım limonu suyuna sıktım. Bir tatlı kaşığı da un var suyumun içerisinde kararmasın diye bunu yapıyorum. Taze bakla yemeğimiz için gerekli olan malzemelerimizi hemen bakalım. 1 kilo yıkanmış, ayıklanmış taze bakla, bir baş yemeklik doğranmış kuru soğan, 7-8 dal taze soğan, yarım bağ dereotu, 3 diş sarımsak. Aslında bakla yemeğini taze sarımsak kullanılır ama şu an yaşadığım şehirde taze sarımsak bulamadığım için bu şekilde kullanacağım. 1 tatlı kaşığı şeker, yarım tatlı kaşığı tuz ve 3 yemek kaşığı da zeytinyağı kullanacağım. Evet, bakla yemeğim için gerekli olan malzemelerim bunlar. Şimdi yemek yapma işlemine başlayalım. Öncelikle tenceremin içerisine limonlu ve unlu suyun içerisinde ayıklamış olduğum ve süzmüş olduğum baklaları tenceremin içerisine alıyorum. Şimdi üzerine kuru soğanımı gezdiriyorum. Ve ardından yeşil soğanım. Evet, dereotunu. Ve şimdi sarımsak. Tuz ve şekerimi. Ve 3 yemek kaşığı da zeytinyağı gezdireceğim. Evet, yağımızı da şöyle gezdirelim. Evet, şimdi ocağı alabilirim. Evet, tenceremizi ocağımıza aldık. Kapağını da kapattım. Şimdi ocağımın altını açıyorum. Tüm malzemeyle bu şekilde yemeğimi kavuracağım. Daha sonra su ilavesi yapacağım. Şimdi bakla ilk çıktığı için buna su ilavesi yapmam gerekebilir. Ama bazı baklalar su ilavesi istemiyor. Kendiliğinden sulu oluyor ve kendi suyuyla pişebiliyor. Evet, kabağıma bakıyorum. Suyunu çekmiş ama kabaklarımız henüz daha pişmedi. Su ilavesi istiyor. Biraz su ilavesi yapalım. Hemen üzerine çıkacak kadar az su ilave ettim. Şimdi pişmeye bırakalım.
Evet, artık baklalarım yumuşadı ve piştiler. Artık ocağımın altını kapatabilirim. Evet, bakla yemeğimiz, taze bakla yemeğimiz hazır. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Yeni videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.